Yayınıma hoş geldiniz. Azerbaycan ordusunun hakkı olan, öz toprakları olan Ferruh'la ilgili son dakika bilgileri burada. Lütfen bu yayına beğeni atmayı ve abone olmayı kanalıma unutmayın. Şimdi yayınımıza geçiyoruz. Şimdi Rusya evet tehdidini anlatmadan önce Azerbaycan ordumuzun SİHA tatbikatının Rusya'ya ne kadar net yanıt olduğuna bir bakalım isterseniz. Gördüğünüz gibi birlikler, helikopterler, zırhlı araçlar, jammerlar, bunun yanında SİHA bayraklar kumanda merkezleri ve Azerbaycan savaş uçakları, radar merkezleri, çoklu roket atar sistemleri. İşte gördüğünüz gibi Azerbaycan'ın hava savunma sistemleri, elektronik harp sistemleri, uçakları hep bir arada. Yapılan tatbikatın hareket grafikleri puslansa da Azerbaycan ordusunun savaş kurallarını en teknolojik imkanlarla yürütme kapasitesi burada çok iyi yer tutuyor. Kimsenin Azerbaycan'ı ve Azerbaycan'ın öz topraklarına ulaşırken tehdit dilini kanunun ve yapılan anlaşmaların üstünde tutamaz. Gördüğünüz gibi şanlı Azerbaycan askerleri ve evet şu anda tatbikatta sanki bir savaş varmış gibi o ciddiyette ve o iştahta. Bu güzel yürekli insanların yurdunu hiçbir zaman işgalde tutamayacaksın Rusya. Bu şanlı askerlerin yürüyüşünü kimse durduramayacak çünkü güçlüler, güçlüler, güçlüler. Size içtenlikle söylüyorum. Şu anda burada yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane şanlı asker var. 1300 Rus askerini bu askerler silah süpürür. Bu kesin bilgidir. Bu nettir. Ukrayna bunu kesinleştirmiştir. Şanlı Azerbaycan askerleri sahada şimşek olurlar. Bunu Karabağ'daki Ermenilerden Moskovlar öğrenmeli. Evet şu anda tatbikatta düşmanın üzerine yürüyen ve hiçbir şekilde çekilmeyen güçlü ordular. SİHA bayraklar şenlendirdi sahaları. SİHA bayraklar ve operasyon emrini veren asker şu anda karşı atak içerisindeler. İşte böyle savaş kazanılır. Allah 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 diye koşuyorlar. Böyle savaş kazanılır. Düşmanın üstüne Allah Allah diye koşuyor Türk askerleri. Evet gördüğünüz gibi Türk askerlerinin şu anda siperlere atlayışı. Başarı tesadüf değildir. Başarı cesaret, bilgi, deneyim ve kararlılığın meyvesidir. İşte bu cephede düşmana karşı amansızca çarpışan cesaretli yüreklerin işidir. İşte bayraktar geliyor. Bayraktar'a, evet Bayraktar'a Azerbaycan'ın işte İskender füzesi tehdidine karşı Bayraktar cevabı da inanılmaz bir cevap olmuş. Putin'in durun İskender'le sizi vururum tehdidine Bayraktar mesajı cuk oturmuş. Ne güzel cevap verdin Azerbaycan. Şuşa'da bizim yaptığımız kahramanları unuttuysa Rusya büyük bir yıkım yaşar. Aslında Rusya'ya şunu söyleyelim. Kalibre füzeleri ve İskender füzeleri durduracak hava savunma füzeleri yeterliliğimize ulaştığımızda kaçacak delik arayacaksınız. Rus askerleri neden karadan ilerleyemeyiz, karadan ilerleyip bir şeyler yapabiliriz diyemiyor? Çünkü ordularına güvenmiyorlar. Ordularına asla güvenmiyorlar. Rusya ordusu dünyanın karada en düzensiz ordusu seçildi. Putin'e yanlış hesaplar, yanlış bilgiler gidiyor. Putin sahada aldığı yenilgiyi görmüyor. Özellikle bu kadar cesaretli askerlerin Rusya'ya sahada neler yaşatabileceğini söylememize gerek var mı? İşte Azerbaycan topraklarına ulaşımda Rusya'nın kanunsuz eylemleriyle şu an karşı karşıya. Ama şu unutulmamalıdır ki hiçbir zaman Türkiye boyun eğmeyecek. Türkiye Azerbaycan'a destek olacak ve bu yurtlar özellikle Karabağ'da geri kalan bölgeleri almaya devam edecek. Ukrayna'da kayıp yaşadıkça Rusya daha da dibe batacak. Daha da aşağı inecek.
Rusya'nın İskender tehdidi gerçekten can sıkıcı. Duma eski başkan yardımcısının Azerbaycan bizim gücümüzü test edecek galiba. Bizi zayıf düştü. Bizi zayıf gördü galiba. Artık bizi dinlemiyorlar. Evet, dinlemeyecekler tabii ki. Biz de onlara İskender ve Kalibre füzelerini tattıracağız derken Putin'den izinsiz konuşmuyordu. Şanlı Azerbaycan askerleri Ferruh ekserinde, Ferruh tepelerinde, yüksekliklerinde poz verdi. İşte bu çok önemli. Şanlı Azerbaycan askerlerinin bu kadar güçlü, net bir şekilde adım atması ve geri adım atmaması Rusya'yı çıldırtıyor. Nasıl olur da diyor ben istemediğim halde bu birlikler neden geliyorlar diye. Evet, alışacaksınız. Türk'ün gücüne alışacaksınız. O İskender füzeleriyle korkuttuğunuz günler geride kaldı artık. Özellikle füzelerle ülkeleri işgal edemeyeceğinizi çok iyi anladınız. İşte bu yüzden Türkiye, özellikle bu bölgede olan gelişmeleri ibretle takip ettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, Ukrayna-Rusya barış görüşmesinden sonra, ateşkes görüşmelerinden sonra bir anda kendisi Özbekistan'daydı. İşte nedendi? Bu yüzden. Bir çalışma var. Turan çalışması var. Bu çok önemli. Gerçekten mühim. Şimdi İskender'i atarım diyor. Elinde başka bir şey kalmadı Putin. Ne savaşacak askerin, ne cesaretli komutanın, ne de kurmay zekan kaldı. Hiçbirisi kalmadı. Özellikle iki Ukrayna helikopterinin sınırı geçip Borotan, evet oradaki özellikle Rus şehrini ateş altına alması ve ateş altına alınan Rus şehrinin tabii ki bazı kişiler dedi ki Rusya izin verdiği için oldu. O kadar yakıtı vurdurmaz. Rus topraklarına geçirip vuruluyor diye bunlara izin vermez. Veya Kiev'i vurmak için o da benim buraları vuruyor imajı yapmak isteyebilir. Ama iki cesaretli Ukrayna pilotu helikopterleriyle gitti. Rus topraklarında evet birçok hedefi etkisiz hale getirdi. Şimdi diyor ki kısacası Putin Aliyev'le görüştü, Paşinyan'la görüştü ama tabii ki Ermenilerin avukatı. Putin öyle. Putin Ermenilerin avukatı. Aliyev'e şunu söylüyor. Kalibre ve İskender'i fırlatırım. Durun. Çünkü Azerbaycan'ın ne kadar güçlü olduğunu Karabağ'da gördüler. Şimdi bu bölgenin karışmasını ellerinde tutamayacakları Karabağ'dan da olmak istemiyorlar. Bu dönemde Türkiye dedim ya Özbekistan'dan bir kanca attı. Diğer ülkeleri kapsayacak. Kırgızistan'da da Siha Bayraktar, evet Siha Bayraktar tatbikatı göz doldurdu. Evet Kaparov da bu güzel silahlardan aldı. Siha Bayraktarları alarak ne kadar güçlü bir adım attığını gördü, tatbikat yaptılar. Hedefler başarıyla vuruldu. İşte Türk devletleri yalnız değil. Rusya'nın kabusu olan silahlar Türk devletlerine satılıyor ve Türk devletleri de bu silahları kullanmayı iyice geliştiriyor. Sahadan çok güzel haberler geliyor. Turan'ın yeniden alevlendiği, Rusya'nın çöktükçe Turan ateşinin iyice horlandığı günler yaşıyoruz. Tabii ki bu durumdan Çin de kaygılı. Çin'in Rusya'ya verdiği Ukrayna Savaşı dahil birçok desteğin altında da Türkiye ve Türk ulusları korkusu var. Türk ulusları korkusunun Türk milletlerinin birleşmesiyle yakın gelecekte Çin'in evet dünyaya egemen olma projesine Türk dünyasının karşı olmasından çekiniyorlar. Evet, İngiltere Savunma Bakanlığı çılgına dönüyor. Türkiye bizden üçte bir para harcamasına rağmen bizden daha etkin silahlar yapıyor diyorlar. Evet bizi izlemeye devam edin diyoruz onlara. Bizi izlemeye devam edin. Azerbaycan'ın Ferruh köyündeki yüksekliklerdeki duruşu devam ediyor. Rusya çok büyük bir tehdit dalgası oluşturmuş. Füze yağdıracakmış. Hadi oradan. Ukrayna'da gördük sizi. Ukrayna'da gördük. Söze gerek yok Rusya. Evet değerli izleyenler, Ferruh köyün yüksekliklerinde görev yapan aziz askerlerimize selam olsun. Sizleri çok seviyor ve dualarımızla size her daim yanınızda olduğumuzu aykırıyoruz. Ey şanlı askerler, çok güçlüsünüz. Rus askerleri sizden çok çekiniyor. Rusya, askerlerimle artık savaşarım diyemiyor. Rusya, sadece füze atarım diyor. Kara kuvvetleri Rusya'da kapatıldı mı Putin? Vay Putin vay. Yazık yazık. Değerli kardeşlerim, lütfen kanalıma abone olmayı, kanalıma katılmayı ve bu videoya beğeni atmayı unutmayın.
Arkadaşlarınıza bu videomu paylaşırsanız sevinirim. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.